Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. El-imma vel-mehdiyin ve sellim teslimen kethira. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, bugün masumun ilim tahsil etmesinin konusunu irdeleyeceğiz inşallah. İmam Ahmed el-Hasan aleyhisselam, Basra Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. Mercilerin taraftarları ise İmam Ahmed Aleyhisselam'ın masumiyetine karşı şüpheye düşüp dediler ki nasıl masum bir imam normal bir ilim tahsil eder? Çünkü masumun ilme ihtiyacı yok. Onlar öyle düşüne dursun, şunu bilmemizde fayda var ki masum Allah'tan ne dilerse olur. Ancak masumu ilahlaştırmak doğru değildir. Sevgili dostlar, gelin masumların tahsil ettikleri bazı ilimlere bir göz atalım. Şia ve Sünni kaynaklarda şöyle yer almaktadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem çocuk iken Badiye'ye, yani fasih Arapça belagatının konuşulduğu yere gönderildi ve Arapça belagatı Bedevi Araplardan öğrendi. Peki kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem masum değil miydi? Sünni ve Şialarda hemfikirdirler ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ticareti de amcası Ebu Talip'ten öğrendi. Diğer taraftan yine masum olan İmam Ali aleyhisselam 19 Ramazan'da Abdurrahman bin Mülcem, Allah ona lanet etsin, tarafından başına kılıçla vurulduğunda İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam babalarına doktor getirdiler. Bakıldığında vurulan masumdur, doktor getirmiş olan Hasan ve Hüseyin aleyhisselam da masumdurlar. Masum imamın doktorun ilmine niçin ihtiyacı oldu? Hasan ve Hüseyin aleyhisselamın bu davranışları masumiyetlerine elbette ki hiç de zarar vermedi. Ayrıca Şia kaynaklarında da yer alıyor. İmam Hasan aleyhisselamın bir öğretmeni vardı. Ve yine masum imamlarımızdan İmam Bakır aleyhisselamın da Cabir bin Abdullah el-Ensari'nin derslerine katıldığını rivayetlerden biliyoruz. Bu da imamın masumiyetinin noksanlığına işaret etmez. Bir başka örnek ise bazı Şia ve Sünni kaynaklardaki rivayetlere göre Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'ndan önce Kureyş'e karşı nasıl bir savunma planı uygulayacağına dair sahabelerine danıştı. Bunun üzerine Hendek kazılması ile ilgili Selman-ı Farisi'nin önerisini kabul etti. Diğer bir örnek ise Allah'ın masum peygamberi olan İsa aleyhisselam'dır. İsa aleyhisselam da marangozluk mesleğini Yusuf el-Neccar'dan öğrenmiştir. Duyduğunuz gibi Allah'ın masum peygamberi İsa aleyhisselam da masum olmayan bir kişiden ilim tahsil etmiştir. Son olarak ise Allah'ın peygamberi Yusuf aleyhisselam da Mısır azizinin veziri tarafından kılıç kullanmayı öğrenmiştir. Tahta kılıçla alıştırma yapman bu kadar zorken ağır çelik kılıcı nasıl kullanacaksın? Rahata alışmış olsam da çok çalışarak bu eksikliğimi gidereceğim. Yakında çelik kılıçla da çalışmaya başlayacaksın. Bu tahta kılıç başlangıç için. Devam edin. Kim geleceğini tehlikeye atacak. Thank you.
değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi masumların çoğu normal ilim tahsil etmişlerdir. Normal ilim tahsil etmeleri ise masum olmadıkları anlamına gelmez. Ahmed el-Hasan aleyhisselam mühendislik ilmini tahsil ettiyse bu onun masum olmadığı anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır kardeşlerim. Rivayetleri göz önünde bulundurduğumuz zaman bu varsayımı yapmak bile hata olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Aleyma vel mehdiyin ve sellim teslimen kethira.